dünyanın son dakika gelişmesi olarak takip ettiği gelişmesiyle haberiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'daydı. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldı. Bir konuşma yaptı. Gerçekten dünya Türkiye'nin orada ne yapacağını, ne konuşacağını, nasıl mesajlar vereceğini, fotoğraf karelerini hepsini konuştu. Birazdan o bütün dünyanın gündemindeki fotoğrafı da analiz edeceğiz. Onu da bir yere koyalım. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitmeden önce Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılmadan önce neler oldu? Önce onu bir anlamamız, hatırlamamız gerekiyor. O zaman bu haber daha anlamlı hale gelebilir belki. Gitmemeli dediler. Batı dünyası ardı ardına haber yaptı. Türkiye eksen, eksen mi kaydırıyor? Bundan yaklaşık 9-10 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz da espriyle Putin bizi Şangay İşbirliği Örgütü'ne davet ederse biz de Avrupa Birliği üyeliğini gözden geçiririz demesi üzerine başladı bütün bu tartışma. Acaba Türkiye eksen mi kaydırıyordu? Peki o eksen neydi? Batı dünyası ekseni neydi? Şu an itibariyle Türkiye'nin bir eksen kaydırdığı yok. Aksine Türkiye bir merkez ülke. Bugün Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün haberedi.com'daki yazısını da okumanızı tavsiye ederim. Türkiye bir merkez ülke haline geldi. Bir tarafta NATO toplantılarında Türkiye'nin neye tekabül ettiğinin fotoğrafını hatırlamanızı rica ediyorum. Diğer tarafta Şangay İşbirliği Örgütü toplantılarında Türkiye'nin neye tekabül ettiğini hatırlamanızı rica ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önümüzdeki salı günü hangi mesajlar verileceğini, Türkiye'nin neye tekabül ettiğini o fotoğrafı da lütfen bir düşünün derim. İşte bütün bunları düşündükten, konuştuktan sonra Şangay İşbirliği Örgütü Teşkilatı ile ilgili yorum yapılabilir. Cumhurbaşkanı yine dünya 5'ten büyüktür dedi. Yine mesajlarını verdi. Terörle mücadeleye atıfta bulundu. Bu konuşmayı yaparken Batı dünyası gitmemeli, yapmamalı diyordu ya. Aslına bakarsanız Türkiye diplomasisi çok farklı bir noktaya da taşınmış oldu. Neydi o? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerikan Başkanı Biden'la belki Cumhurbaşkanının bir görüşmesini izleyebiliriz. Ancak burada Şangay İşbirliği Örgütü'nde dünyanın 3 süper gücü masadaydı. Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Devlet Başkanı, Çin'in Devlet Başkanı. İşte bu üç önemli ülkenin devlet başkanıydı aynı, aynı masadaydı. Dolayısıyla Türkiye'nin bir eksen kayması mı yoksa bir merkez durumuna gelmesi mi? Bunu belki konuşmak lazım. Bunu analiz etmek lazım. Yarın öbür gün Batı dünyasında bir e, Dergide, bir gazetede böyle bir analiz çıkarsa şaşırmayın deriz. Şimdi Özbekistan'a gidelim. Semerkant mesajlarını hep beraber dinleyelim. İşte onları dinlerken de birilerinin nasıl çatır çatır çatladığını da haberden sonra anlatacağız. Dünya beşten büyüktür diyerek, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin krizleri çözme kabiliyetini yitirdiğine dikkat çekiyor. Özbekistan çok kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Başkent Semerkant'ta Şangay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özel konuk olarak Semerkant'taydı. Erdoğan görüşmelerin ardından katılımcılara seslendi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla bir an evvel sona erdirilmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Ukrayna tahalının Karadeniz üzerinden sevkiyat noktasında Birleşmiş Milletler ve taraflarla verimli bir işbirliği yürütüyoruz. Tahılın Afrika'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere özellikle en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında da samimi çaba harcıyoruz. Mülteci politikası hakkında da konuştu Erdoğan. Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Dünyanın en cömert ülkesiyiz dedi. Yaptığımız 8 milyar doları aşkın insani yardımla milli gelire oranla dünyada ilk sıradayız. Gayri safi milli gelirimizin yaklaşık yüzde birini insani yardımlara ayırarak dünyanın en cömert ülkesi ünvanını taşımanın gururunu yaşıyoruz. Küresel sistemin reforma ihtiyacı olduğunu vurguladı Erdoğan. Dünya 5'ten büyüktür sözünü tekrarladı. Dünya 5'ten büyüktür diyerek, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin krizleri çözme kabiliyetini yitirdiğine dikkat çekiyoruz. Küresel sistemin reform ihtiyacını vurgularken bir yandan daha adil, temsil kabiliyeti yüksek, kapsayıcı ve etkin bir düzenin tesisi için çalışıyoruz. Erdoğan zirve öncesi Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile görüştü iki lider Azerbaycan-Ermenistan gerilimini ele aldı. Daha sonra Çin Devlet Başkanı Xi ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Gözler Erdoğan-Putin görüşmesindeydi. Zirve sırasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra tahıl koridorunun işleyişi de ele alındı. Putin, Rus tahılının Türk limanlarından ihracı olasılığı konusunda işaretler aldığını belirtti. Tahıl koridoru anlaşması dolayısıyla Erdoğan'a da teşekkür etti. Doğalgaz ihracatına da değinen Putin, Türkiye'nin Rus doğalgazı gazı ödemelerinin %25'ini ruble ile yapması kısa süre içinde yürürlüğe konacak ifadelerini kullandı. Rus lider ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı konusunda anlaşmaların imzalandığını bildirdi. Erdoğan aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu liderlerle ağaç dikme törenine katıldı. Semerkant Kongre Merkezi'nde ağaç dikti. Kentin yeni inşa edilen ve ebedi şehir olarak anılan bölgesini gezdi.